Astroloji hayatın sürprizlerini bozmaz. Daha rahat anlamamızı sağlar. Astroloji olasılıkları söyler, uygulaması bize düşer. Geldik yaylara. Bahset bakalım ne yapacaksın sen bu sene? Seni sorarmışım <laughs> evet, özellikle. Beni ben sorarmışsın. <laughs> Yaylarda müthiş aşklar var bu <laughs> sene. Evet çok güzel aşklar var. E, bütün bekar yaylar için ve kalbi boş olan yaylar için konuşalım bakalım. Yaylar e, bu sene eğlenceli bir kovalarla el birlikte hareket edecekler. Ama tutulmalar var. E, genelde yaylar için bu sene e, afak şeyler de çok konuşuldu geç 2020'de. Ben onlara çok inanmıyorum. Çünkü Jüpiter yay burcunun yöneticisi kova burcuna geçtiği için kovanın bütün o zihinsel aktivitesi, o geniş sepki spektrumlu bakış açısı, geniş vizyonu yaya da entegre olacak Aa, tabii ne bağlanacaksınız yay... yani tabii ki ama biraz oto kontrolü gitmemiz gerekiyor. Satürn çünkü bize zaman zaman hatırlatmalar yapacak ee, ve özellikle de iletişim konusunda yaylar çok muhteşem olacaklar. Gittikçe büyüyecekler, büyüdükçe büyüyecekler, büyüdükçe büyüyecekler. Şimdiye kadar ulaş son noktalara da gidebilirler. Yolculuklar yapabilirler gibi de hala yolculuklarla ilgili tabii şüphemiz var bu durumda. İnşallah yıl bu program yıl boyunca <laughs> i̇şte, yayında olacağı için bakalım çok da güzel şeyler göreceğiz yılın Muhakkak ortasından canım, sonra. Muhakkak canım. böyle gitmeyecek. Evet, evet seyahatler zaten. olacak. Yarım kalmış eğitimlerle ilgili bilgelikleri artıyor yayların. Yaylar özellikle geçmiş hayatında i̇şte. öğrendiği her şeyi e, olgunluğa ve bilgeliğe taşıyor. Bilgilerini daha güzel çevresine yansıtıyor ve bütünleşiyor insanlarla. Çok daha filozofik ve felsefik tarafları çok güçleniyor yayların ve aşklarını da artık bu yönde seçmek istiyorlar. Hmm. Hani kendilerini e, beyinsel olarak doyuran insanları, lay 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 yapan insanlardan hoşlanmıyorlar. Farklılar. Çok eğlence bu kadar bitti, oyun yani, bitti diyorlar. şimdi Akıllı Heh. insanla da eğlenilir yani. İlla ki boş insanla eğlenilmez ee, ki. Yani şey istiyor. Ekart ediyorlar bazı insanları. Ya da artık o ilişkilerle alışverişler bitmiş oluyor. Duyuma ulaşmış oluyorlar beyinsel yapıları. Böyle birazcık zincirleri ya da levelları atlatarak gidiyorlar. Daha uç noktalara gidecekler. Çok güzel iletişimler kuracaklar. E çok güzel bu yeni öğrenciler işte ergen aşkları çok güzel. Çok heyecanlı bir ergen aşkları başlayacak. Orta yaş aşklarında daha böyle aynı kafaya sahip, aynı olgunluğa sahip insanlarla birlikte olacak. Tutulmalar yaşayacak tabii ki. 26 Mayıs tutulması ikizler burcunda olacağı için oradan çok büyük bir aşk gelecek. Muhteşem bir hmm. aşkla karşılaşacaklar. Hemen 10 Haziran'daki kendisindeki tutulmayla birlikte yine değişik ve güzel bir aşk yaşayacak. Yani aşkla ilerleyecekler, ilişkilerle ilerleyecekler. Yaylar bu sene e, geniş açıdan bakacaklar her şeyi. Her ortamda karşılaşacağı çok özel insanlar olacak. Yayların dünyası da zenginleşiyor, çevresi de genişliyor, zenginleşiyor. Ama bunu yaparken entegre olabilecek üst düzey zekalarla birlikte olacak. Hmm. Yani birinci sınıftan diyelim 10. sınıfa atlayacak. 10. sınıftan 15. beşinci sınıf. herkes kendi çapında bir üst sınıfa düş çıkacak ve kendilerini daha çok mutlu edecek insanlarla. Güzel ilişkiler yaşayacak. Özellikle Mayıs-Haziran çok önemli. Ağustos çok önemli. Yine yayların o merkür retrolarında eski ilişkilerine güle güle diyecekler. Çünkü hava eski elementleri Eski zaten demişler güle güle Ama yok karşılaştık. Eski dostluklar lastik? diyelim ha. ya da uzun süren bir dostluklar var vardır ya. Hani o dostluk ona hiçbir şey vermez. Onlara da güle güle diyecekler. Hayat sadece aşık değil, çevresel doğru, dostluklarla Doğru. Ayrıca Herkes ilgili. herkesin hayatta evet. kalmak zorunda da değil, değil evet. mi? Tabii Ömür ki boyu. Yani. Aynen. Ondan sonra e, yapabilecekleri en güzel şey bu sene çok önemli işleri e, çok geniş alanlarda el atacaklar. Büyük işler başaracaklar. Bunun için de doğru insanları ayıklayıp kötü yani yan ürünleri, çerezleri ayıklayarak doğru insanlarla doğru işler yapacaklar. Çerezler. Evet, <laughs> çerezler. hani bilgisayar çerezleri oluyor. Ya, <laughs> gözümsüz, gözümsüz. Ayıklayacaklar hepsini. Yani kafalarını gereksiz konularla doldurmak istemiyorlar. Bunu ilişkilerine de yansıtacaklar. Önemli insanlarla önemli ilişkiler yaşayacaklar. Aşkı, yaylar aşkı biraz daha eğlenceli baktıkları için tutku yok onlarda. Sadece aslında ateş grubu tutkulu olmaları lazım. Onu eğlendiren, güldüren, ona güzel şey veren, sahiplenen de değil. Yay sahiplenmek istemez. Yani sahiplenmek istemiyor. Yani bu benim karım bu benim kocam sahiplenilmek kocağım. istemiyor ha sahiplenilmek istemiyor Kendisi de çünkü sahiplenmez. Ama birlikte yol arkadaşlığını çok sever. Hani Alo her an böyle yanında çok sevdi. Aşkı, sevgilisi, kankası hep aynı kişi olmalı. Onunla çok iyi ilerler. Koçlar çok iyi yapar. Koçlar bunun için tam kankadır. Koçlar onu unutsa bile aldırmazlar. Aman boşver der. 2-3 ay sonra çıkar yine biz bıraktığımız yerden devam ederiz der. Çünkü yay da o dönem böyle biraz kafası karışıktır. Boğalarla biraz zorlanırlar. Boğalar onları sürekli disipline etmek ister. Yay buna karşıdır. E ama yani haklı. Yani arada uçukluklar, böyle kavgalar, gürültüler olur ama işte bu sene yaylar biraz daha olgun olduğu için yay boğaları bir nebze idare edebilirler. Ama en iyi ilişkilerini yine ikizlerle yaşayacaklar. Hadi ya. İkizler onların yani baş tacı. Yay demek ikizler, <laughs> ikizler demek ha. yay demek güzel aşklar özellikle Mayıs-Haziran'da ikizlerle karşılaşma olasılıkları çok fazla. çünkü ikizler. ikizlerdeki tutulma, yaydaki tutulma. E, evet, Ekim ayında da yine bir güzel aşk yaşayacaklar ikizlerle. E, yengeçlerle yayın bir arada olması işte en iyi imser bakış getirsek de zorlanırlar. Çünkü ya yengeçe tahammül edemez ya edemez çünkü şey bir müddet edebilir. Hani kıyamaz çünkü İlk yay. başta belki beğenirken beğenir. Bir de merhametlidir yay. Ee, hayvanları sever, insanları sever. Ee, yengeçi de e, merhamet duygusundan pek kopmadan idare etmeye çalışır ama eninde sonunda o ilişkiye bay bay diyecektir kesin. İnşallah e, kısa vadede olur. Çünkü yengeci kendisine çok bağlarsa yengeç çok kinlenir, çok acı çeker. Ay evet. Ve yaydım. Niye terk edildiğini de anlamaz. Anlamaz. Anlatamazsın da. Yok. Anlatamaz. Benim böyle yengeç bir Ay, arkadaşım yazık, acıdık vardı. acıdık Acıdık bak yengeçlere. <laughs> Benim öyle bir yengeç arkadaşım vardı. Ben seninle arkadaşlık yapamayacağım diye verdim. Ha öyle mi arkadaşına bile dedin yani? Arkadaşıma bunu. bile dedim. Değil Arkadaş, ki sevgiliye. Yani arkadaşa bile denebiliyor yani bazen. E denir tabii ki. <laughs> ben sadece arkadaşlık yapamayacağım çünkü beni, beni çok yordun dedim. <laughs> çok mu ilgi istedi senden? Uduk uduk. Hmm. Ondan sonra. Aslanlarla aslanlar yapar, çok iyi yaparlar. Ki. Yaylar çok Ateşler. böyle komik insanlardır. Aslanları böyle olmadık konularla havaya kaldırırlar. Ama yaylara dikkat etsinler. Aslanlar çünkü çok ona yapılan iltifatları ve havaya kaldırmaları ciddi bir şekilde benimser. Evet. Yay onu benimsetecek, böyle çürük bir şey de söyleyiverir arkadan. Yay böyle aslan bir bozulur. Ormanlar kralı havadayken nasıl tacından tahtından <laughs> olacak? Çok öfkelenir yaya. Yay onu o kadar eğlendirmiş mutlu etmiştir ki nereye gidiyor bu yay? Niye bunu söyledi? Günlerce kurar, üzülür yazık aslan. Ama yay yine gelir onun gönlünü alır. Hani yay böyle iyi niyetli olduğunu yayın anladığı zaman da asla bir daha ona küsmez etmez. Birlikte çok güzel ilişkiler yaşarlar. Başak'la yay çok dideşir. Başak'ın o sınıf tarafı bilmiş tarafları eleştiri. Yay önce Başak'ın her türlü duygularına evet der. Yani idare etmek ister onu. Yani kırmak istemez. Akıllı tarafını bulur, takdir eder. Ama e, Başak'ın gereksiz konuşmaları, gereksiz vıdı vıdıları yayların sinirini bozar. Aynı misillemeyi, Başak'ın oğlu Ösöl konuştuğu konuların bir başka biçimini yay Başak'a söylediği zaman kıyametler kopar. Hmm. Çünkü Başak eleştirmeyi sever ama eleştirilmeye gelemez. Ya. ya bu böyle bir şey değil. Yay onun boyunun ölçüsünü alıverir. Ondan sonra da yay çeker gider. Ama yay dost kalır. Sevgisi bitse bile hiçbir Başak'la küsmek istemez. Çünkü Başak'ın aklını da sever ama ukalalığına tahammül edemez, snopluğuna tahammül edemez. Dersine alan Başak ikinci sefer artık yayla bir daha aynı düşeyi kavgayı gürültüyü yapmaz ama yayın duyguları bitmiştir. Yay çünkü hayran olacağı, sevebileceği insanı duygusu kırılmayacak, eksilmeyecek yayın. Hmm. Eksildi mi bir daha yerine gelmiyor. Ko e başka teraziler. Yay terazi güzeldir. Hmm. Gerçekten güzeldir. Terazi herkesle zaten aşk yaşayabiliyor gördüğüm evet, kadarıyla. Bir de yay çok heyecan vericidir. Erkeği çok heyecanlandırır. Ama yay erkekse terazi kadınsa ilişki bazen bitebilir. Ha. Tabii canım cinsiyet çok bir önemli. Orada bir arıza çıkar. Orada böyle bir şey çıkar. Senkron kopabilir. Ama sonuç olarak dost kalabilirler. Çünkü Terazi de dostluğu çok sever. Terazi'nin arkadaşlığından çok dostluğu kuvvetlidir. O yüzden yayın da dostluğu kuvvetlidir. Yani şöyle Arkadaş şöyle Biz seninle ne güzel bir ara aşk yaşadık falan derler ha. birbirine. Ama kankalık daha güzelmiş. Hoş ver biz aşk yaşamayalım diye verirler kendi aralarında. Onların da ilişkileri ilginçtir. Akreplerle yaylar çok ilginçtir. Dediğim gibi tutkulu akrep ateş grubu yaya hayrandır, yay akriba hayrandır. Ama nereye kadar sürecek bu hayranlık? Yine burada ilk defoyu yay verir. Akribi çok kızdırır, kinlendirir, çeker gider. Ama akrep sonunda onun ruhunu bildiği için empatisini yapar. Akrep iyi bir empatik evet, evet. yap durumu vardı. Başta kızabilir de, sonradan anlar. Sonra der ki ya bu da böyleymiş de, gelirse de affeder ona. Bir daha yapmak diye bir şey de düşünmez. Ya ya sonsuz bir şans verir. Bu da böyle der ben bunu seviyorum, bununla eğleniyorum. Boş ver ne yaparsa yapsın moduna girdiği anda ilişki kendiliğinden rayına oturur. Heh. Ama Bilmiyorum. akrebin orada şey yapması lazım. Akrep orada taviz Ödün vermesi, vermesi lazım. lazım. Ama yay çok eğlencelidir. Gelir Yaylar yaylarla alır. eğlenirler mi peki? Bari söyleyelim ay, gelmişken. Ay, yaylar çok zordur. İki yayın bir arada olması faciadır. Çok eğlenceli <laughs> bir facia. <laughs> Sadece eğlence. Başka Şeydir, hiçbir şey yok. Şöyle düşünelim onu. Karnavalda yangın çıkması. <laughs> Hani Ametiş. atıyorum bir Brezilya karnavalı muhteşem bir ilişki bir anda maytaplar havada yangın çıkartıyor karnaval dağılıyor herkes bir köşeye birbirini kaybediyor <gülüyor> <gülüyor> öyle bir ilişki. Anladınız mı? <laughs> Oğlaklarla anlaşır mı yaylar? Ee, evet, yok hiç anlaşamazlar. Çünkü Oğlakların ketum tarafları sistemli, programlı, birazcık oto kontrollü, parası, pulu, cimriliği diyelim, diyelim tutumlu diyelim, yayın hiç tarzı değildir. Yalnız yayın da böyle aşırı bir pinti tarafı var. Yay yay bu Ben şu, tanıdım birkaç kişi erkek, öyle. Ay ölümcül evet erkek. erkek. Yay yükseleni yay olup para evinde, finans evinde Oğlak vardır. Allah onlardan Bilmiyorum hiç kaç. Da. Duydum kaç. da bir iki tane yani. Evet. O Oo. fena. O ne kaç. öyle? Eli titrer. Böyle sürekli olarak bir yere gider oturursunuz. Senin şeyine bakar. Menün acaba menüden ne ister bu? İnşallah Ay en az menü ister de şey. kurtarırız paçayı. <laughs> o gıcıklığını biliyorsan böyle gidip en pahalısını Zaten öyle yana. yapacaksın. Değil onu belirtmek için onu yapacaksın. <laughs> tamam. dedik mi? İlk son buluşmanız olur. <laughs> yayla buluşmayı düşünmüyorum. Bir, bir tane bir kankam var. Şey. <laughs> yay Kova. Çok iyi anlaşırlar. İkisi de çok zeki, akıllı. İkisinde zekaları havada uçar. İkisi de espritüeldir. <laughs> Ama kova biraz daha ağır kanlıdır. Onun bir satürn vari bir ağırlığı vardır. Klasik astrolojide satürn kova olduğu için. Ama yay öyle değildir. Yay Jüpiter'dir. Abartır, 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 abartır. Kova der yetti artık tamam. Buna bir son noktayı koyun. Ve oğla şey yaya öyle bir kurallarla karşısına çıkar ki yay der ki bu aradığım kişi değilmiş ama olsun. Hmm. Yayı disipline eder. Kovaya hmm. yayın ihtiyacı vardır. Yani, ko yaya, yayı kovana, zaten. Kova yani kova yaya kovayı yay kovadan şey alır. Çekinir mi? Çek, çekinir. Ha. Karıştırdık iyice. Çok Kova'dan uzak. hepimiz çekiniyoruz ha. zaten. Evet. Peki Ama balık seviyorum kovaları. Ben... Yay e, en çok da kova ile anlaşır. Kova hayran. Kovanın kova acayip bir hayrandır. şey canım çok değişik. Hayrandır. Kova insan. Kova bu dünyanın merkezi olmak için e, gerçekten olması gereken kişidir. Diğer burçlar onların etrafında dolaşmalı bence dünyanın merkezi kova olmalı. Öyle mi diyorsun? Evet ben Olabilir. seviyorum kovaları. Kova kadınlarında biraz tuhaflık vardır. Bazen onları şey yapamazsın. Çılgın oluyorlar. E, Deli, yani düzeni bozarlar ve senin programını alt üst ederler. Yay ondan çok etkilenmez. Kendi de öyle rahat olduğu için yine kova ile yayın ilişkisi güzel. Kova güzeldir. kadınları hiç rahat kadınlar değil ama. E, değil de canım rahat, değil. rahat gayet değiller. Gayetça daloz ve bıdık ve şeyci. Şey vardır. hep <laughs> iki AB planları vardır. Ya yayın AB planı yoktur. Ya olduğu gibidir. Ama kova kadınlarında ya erkeği biraz oldu. E şimdi şöyle bir şey, ya erkeğinin bazıları çimridir kova kadın da bazıları çimridir Ha onlar zaman, evlensin işte. Çok ama mutlu olurlar. E, flört döneminde kimse birbirine para harcamak için. Ay istemediği o çok için, cimrilerin bir programı var ya. Şöyle bir şey. Hadi bu hafta da yemeği sen ısmarla. Yani hmm. böyle bir durum vardı. Şey geldiği zaman. E, e, fatura şey ikisi birbirine bakar önce kim alır? Ay, hayır ya. <laughs> Ay, Erkek ödeyecek ya. ona göre. <laughs> hayır, Balıkla yay. Balıkla yay anlaşırlar çünkü ikisinin ortak gezegenleri Jüpiter vardır. Jüpiter. Ah Balı. doğru balığın Balı ikinci, ikinci gezegeni. Yön, i̇kinci yöneticisi balık. Ee, şey <laughs> e, Jüpiter balık. Yarım kalan hayalleri ya da hayallerini gerçekleştirecek cesareti Neptün çünkü kısar onu. Ya cesaretlidir. Ee, balığa der ki senin bu hayalini hayata geçirir, Sen bana bırak falan. Gerçi çarşamba pazarına çevirir ya o işi de balıkları da hayal kırıklığına uğratır ama <laughs> en azından hayranlığı vardır balığın yaya. İkisi onların garip bir ilişkileri. Yani olur mu olur, olmaz mı olmaz. İkisinin içinde bir kaos vardır onların ama birbirlerini tanıdıkça e, yayı da çok sıkmazsa, balık da sıkıntılıdır aslında. Onda da bir Jüpiter özelliği vardır. Yani o kadar balığın da böyle mıy 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 mıy... Yok mi, da, be hiç çok, değil. Çok rahattır. Devamlı gezer, kendi sularında dolaşmak ister. Eline alırsın, kayar gider. Yay da kayar gider, e, balık da kayar gider. Bence onlar birbirlerini tamamlayan ögeleri vardır. Kendi aralarında iyidir, güzeldir. Buymuş yani yaylarda. <laughs>